Dava sonunda hakimin ifadesine başvurduğu 13 yaşındaki Tunç Güner'i trilyonluk servet sahibi halası Leman Özmer Daniel yerine babası İstanbul Asay Şube'de görevli komiser Mesut Güner ile kalmayı tercih etti. Çocuğun ifadesi üzerine açıklanan kararla Leman Özmen Daniel'in açtığı dava düşerken duruşma çıkışında baba oğlun sevinci görülmeye değerdi. Bir bu eksikti anasını satayım. Ne var? Meşhur oldunuz fena mı? Reklamcılar peşinizdedir artık. Bak yazıyorum buraya. Baba oğul döndünüz köşe. Yok canım sende. O kadar kolay değil. Öyle olsa Hüsnü abi reklam yıldızı olurdu şimdiye kadar. Değil mi? Yani tabii. Bir de buna bakalım. Evet. Aha buldum. Vallahi buldum. Neymiş oku bakalım. Az kullanılmış garaj arabası. Orijinal kilometresinde. 94 model. Acele satılık bayan doktordan. 94 model ha? Oo, dünyanın mirasını kaldırıyorsunuz be abi. Yakışır mı hiç ikinci el? Yakışır. Parayı görünce yok öyle azmak. 94 model de fazla eski be abi. Tekin'le yaşıt neredeyse. Aman huyu benzemesin. Bak bayandanmış abi. Sen şimdi dayanılmaz cazibeni kullanır. Kırarsın fiyatı da tam olur. Tabii canım. Sulandırmayın ha. Ver onu. Abi ya. Bırak usta bunları ya. Ver. Şimdi bir dakika. Sana bir tane Amerikan arabası bulalım. Bakalım şöyle sağlam temiz. Yok abicim. Benzinle uğraşamam ben. Gazla bakıyorum. LPG'li. Gazoz mu lan bu gazla bakıyorsun? Açsana Amerikanları ya. Ya bırak Allah'ını seversen ya bırak. Zeynep siz ne yaptınız? Var mı uygun ev? Şimdilik yok. İki oda bir salon kıytırık evler bile 1000 YTL'den başlıyor. Yapma ya. Ya. Şu emlakçıdan bir şey çıkar mı? Haber bekliyoruz inşallah. Çıkar. Karartmayın enseyi. Ha çıkmasa da düşünürsün artık oğlum. Yavaş yavaş başlarsın Zeynep'lere taşınmaya. Abi. Neydi o içti? İç güveysi. Ha. Aman abi ya. Alışırsın oğlum bir süre sonra ya Allah Allah. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Aslında fena fikir değil. Biliyorsun değil mi? Annem de... Sakın ha. Üstüme gel. Taksim Meydanı'nda çadır kurarım. Yine de iç güveysi gitmem ona göre. Tabii tinercilerle kapı komşusu. Allah neşenizi bozmasın. Maşallah. Rıza baba, kiralık ev bakıyoruz da gazeteden. Ha, ev demişken... Sizinkiler geçen gün bizdeymiş. Ayla ablanız söyledi. Çaya gelmişler size, evet. Ha işte o zaman. Ya Murat... Kayınvaliden bayağı düşkünmüş sana. Bence sen gidip yerleş Zeynep'lere. Emel Hanım'ı da mutlu etmiş olursun. Bir dakika. Ama Rıza baba. Aşk olsun Rıza baba ya. Sence kadın işten miydi? Ne bileyim usta ya. Yine de büyük gelişme. Tam çıkarken ağlamalar, zırlamalar. Gördüm. En etkili silah anasını satayım. Bizim makineler falan hikaye. Kadın milleti işte. Tak. Gözüne koy yeşi. Vur 12'den yürü git. Ne yapacaksın? Arada bir gösterecek misin Tunç'u? Bilmiyorum ki. Güvenemiyorum kadına. Bilsem sapıtmayacağını belki. Ama... Rıza baba, biz biraz erken çıkabilir miyiz? Ya emlakçı aradı da bir eve bakmamız lazım. Çıkın tabii. Biz zaten nöbetçiyiz bu akşam. Sağ ol baba. Biz derken Rıza baba? Ben, Mesut, Ali. Ben yokum yani. Hayır, yoksun. Ama istersen hemen yeni bir düzenleme yapabilirim. Yapalım Rıza baba, yapalım. Vallahi yapalım. Yok Rıza baba, yani benim bir işim var zaten. Ne işi abi? Ya önemli bir şey değil, ikinci el öyle bir araba falan yani. İlandan baktım bir de kendim gideyim. Geveleme çoban, araba mı alıyorsun? Kısmetse Rıza baba. Vay be, motorize çoban be. Ya Rıza baba, bunların yanında da bir şey konuşulmuyor ki hemen dalga geçiyorlar ya, baksana. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Güle güle kullan. Sağ olun. Hepinize bol şans, iyi alışveriş. Sağ ol Rıza baba. Git bakalım çoban, git. Gitmezsem. Nasıl ama canavar değil mi Suat? Canavar. Ay Hüsnü şahane vallahi şahane hayatım. Konuştun mu Rize ile? Mirastan bir haber var mı Suat? Vekalet yolladığımız avukat var ya, onu aradım Hüsnücüğüm. Çalma kızım. Birkaç gün uzayabilir diyor. Birkaç gün mü? He. Kızım bir sakatı çıkmasın yanarız vallahi. Ay ne kızım, sakatlı çıkacak Hüsnücüğüm ya. Veraset intikal işleri. Bilirsin işte zaman alır bu işler. Doğru. Çıkmaz değil mi bu aksilik? He? Çıkmaz Hüsnücüğüm, çıkmaz. Sen kalbini ferah tut. Baba süper bir şey ya. Bizim işimdi bu.
Süper filan sayılmaz ama bizim tabii kızım. Ne sandın? Ay ne ara hallettin? Nasıl hallettin? Kaça aldın sen bunu Hüsnücüğüm? Ya boş ver parasını Suat. Aldık işte, çektik kapını arabayı. Sen ona bak karıcığım. Çalma kızım. Ay canım aslan kocam benim. Oh çok yaşa sen. Ne o eşek sıpaları? Siz bir şey demiyorsunuz. Baba CD çalar var mı bunda? Çalma kızım. Ne CD'si ya? Radyosu bile çekmez bunun. Bana bak. Hayır CD'sinden geçtim. Bari otomatik vites olsaydı. Hangi devirde yaşıyoruz baba ya? Nankör bunlar baba ya, bırak. Sizi alacağım birazdan ayağımın altına ha, alacağım. Suat bindirme bunları arabaya. Olur, bindirmeyiz Hüsnücüğüm. Yok canım, o kadar da değil. Hayır, boşuna masraf etmişsiniz. Bir tane bisiklet alsaydınız hem daha ucuza gelirdi hem de daha hızlı giderdik. Ulan küçük sapık, patlatacağım şimdi bir tane ha. Kaç. Hadi yapalım burada. Uyma sen onlara Hüsnücüğüm. Çalma kızım sen de şunu. Aa, baksana hayatım, bu ne böyle? Aa, orayı görmedim ben ya. Ne olmuş buraya sonra? Neyse boş ver, boş ver. Neyse önemli değil. Bozma artık içini sen. Boş ver, aslan gibi arabam. Suat vurma şuna durup durup. Vurma şuna ya. Kızım basma şuna, basma. Hüsnücüğüm bir de kurban kesmek lazım. Doğru, kan akıtmak lazım değil mi? Adamın hevesini kursağında bırakır bu eşek sıpaları var ya. Bozma sen için, boş ver. Tı 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 maşallah Allah koç gibi. Suat vurma şuna Allah'ını seversen ya. Becerebilecek misin lan? Dedemin traktörünü kullanıyordum köyde. Bu ne kadar farklı olacak ki? Traktör bozması bir şey zaten. Hadi çalıştır çalıştır. Sürdü. Baba, ya ne yaptınız? Ya Kerem, Kerem. Ne oldu lan burada? Zeki. Allah. Kerem, oğlum iyi misin sen? İyi misin? Kerem, oğlum. Aa. Ya oğlum ne yapıyorum ya? Kerem, iyi misin? İyi misin Ömer? Oğlum iyi misin? Bacağını biraz çağırırsın. Eşek sıpaları! Şunu versene. Evi tutuyoruz. Aa, hadi hayırlısı. Hayırlı olsun. Sağ olun. İşine bir şey lazımsa abi böyle boya badana hamallık falan getir götür. Ben hallederim. Daha değil de olunca söyle. Söyleyeceksin abi. Ben hemen hallederim. Eyvallah. Yakarım durmuyor. Gülme olsun gülme, fena yapacağım bak ya. Öldürdün beni. Ne oluyor? Oğlanlar nerede? Bilmiyorum usta, bilmiyorum. Firardalar. Hadi tamam, hadi kapat, tamam hadi. İyi misin oğlum? İyiyim efendim. Doktor bey, ne kadar sürer iyileşmesi? Bacakta ufak bir çatlak var. Ciddi bir şey değil. İki hafta alçıda kalsa yeter. İyi, iyi, hadi, iyi, iyi. Hadi geçmiş olsun. Bir kere bile binip boğaz sefası yapamadan gitti canım araba.
Şimdi hesap ver bakalım. Ne işi vardı seninkini sabah sabah burada? Ay, hadi yürü. Hemen kapatacağım seni. Telefonu da elinden alacağım. Zaten arabanın bir sıkıntılık canı vardı. O da gitti, iyi mi? Senin sakarlığın yüzünden oğlum. Ya tamam şimdi bir de sen başlama. Ne yapacağız şimdi? Saklanacağız. Nerede? Babam her yerde bizi arıyordur. En güvenli yer ev. Oraya hayatta bakmaz. Yok ya, çok akıllısın sen. Oğlum sen beni dinle. Tanımıyor musun babamı? Hayatta aklına gelmez. Ya annem ne olacak? Bütün gün evde. Gel sen gel gel. Gel gel. Evin içine girmeyeceğiz herhalde. Çömlükte saklanacağız. Ne? Kafayı mı yedin sen? Yedim abicim, yedim. Ne var? Ben giriyorum buraya. Sen ne yaparsan yap. İyi tamam.